Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere birinci videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1876-1880 yılları arasında ki 4 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu 1880-1884 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu 4 yılda meydana gelen gelişmeleri elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz değerli dostlarım. Değerli kardeşlerim. Evet. 1880. Vergi reformu. Bu sayede hangi üründen ne kadar vergi alınıp hangi üründen ne kadar vergi alınmayacağına dair maliye alanında Osmanlı Devleti'nde çok önemli ve köklü bir değişiklik yapılmıştır değerli dostlarım. 1880. İlk köy romanı. Karabibik. Ahmet Mithat'ın Bahtiyarlık eserinin yazılması. İsdarül Fünuni Sultani Turuk Mabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi. Yani İstanbul Üniversitesi'nin ilk mezunlarını vermesi 1880 tarihinde gerçekleşiyor. 1880 tarihinde aynı yıl Usul-i Muhakamat-i Hukukiye Kanunu kabul ediliyor. Yani Osmanlı Devleti'nin hukuk reform alanında yaptığı reformların birleştirilmesiyle elde edilen Osmanlı Hukuk Kanunu 1880 yılında kabul ediliyor değerli dostlarım. 1880'in 17 Mayıs'ında Ziya Paşa ölüyor. Değerli dostlarım. 1880'in 13 Mart'ında İstanbul'da kız öğrencilere eğitim vermek amacıyla İstanbul Kız Okulu, yani kız idadesi açılıyor değerli dostlarım. 1880'in Ekim'inde Darül Fünuni Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi. Yani İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1880'in Ekim'inde ilk mezunlarını veriyor değerli dostlarım. 1880'in 20 Aralık'ında Darül Fünuni Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi. Journal de la Sûreté de Pormes de Constantinople'un düzeltiyorum. The Constantinople'un yayınlanması. Yani İstanbul'un tarihini anlatan köklü bir dergi bu. Bu dergi yayınlanıyor. Ve aynı gün Cemiyet-i İlmiye kuruluyor. Yani İlmiye Cemiyeti kuruluyor. Yani İlmiye Cemiyeti Milli Eğitim Bakanlığı, o dönemin Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir cemiyet, İlmiye Cemiyeti. Öğretmenlerin eğitimcilerin üye olduğu, katıldığı bir cemiyet. 1881'in İlk başları Mısır'ın İngiltere tarafından işgali gerçekleşiyor değerli dostlarım. 19 Mayıs 1881 tarihinde tarihin en büyük isimlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk doğuyor. Ve 1881'de Kasım 1881'de Osmanlı Devleti artık ekonomisinin iflas ettiğini resmen yabancı ülkelere Muharrem kararnamesiyle ilan ediyor değerli dostlarım. Bu ilanın hemen akabinde Osmanlı ülkesindeki borçlarını tedarik edebilmek amacıyla batılı devletler, İngiltere'si, Fransa'sı, Rusya'sı ve diğer batılı devletler Osmanlı Devleti'nde Duyun-u Umumiye İdaresi'ni kuruyorlar. Duyun-u Umumiye İdaresi genel borçlar idaresi anlamına gelmektedir. Bu idarenin amacı Osmanlı Devleti'nin
diğer ülkelerden aldığı borçları diğer ülkelerin Osmanlı Devleti'nden almak istemeleridir. Bu idare doğrudan olmayan paraya el koymuyor değerli dostlarım. Bu idare şunu yapıyor. Osmanlı Devleti'nin tütün gibi, pamuk gibi, kağıt gibi ham maddelerinden vergi uygulamasına gidiyor. Ve bunlardan mesela bir kitap örnek mesela bir kağıdınız var. Kağıt bu idare kurmadan 20 kuruş diyelim ki. 20 kuruş. İdare diyor ki ben buna %300 vergi uyguluyorum. Örnek veriyorum. Ben buna %300 vergi uyguluyorum. Bu kağıt 20 kuruş değil 50 kuruş. Örneğin. Bu sayede hangi üründen ne kadar vergi alınabileceğini Düyun Umumiye İdaresi belirliyor. Ve bu sayede bu yolla da Osmanlı Devleti'nin batılı ülkeleri olan borçlarını tedarik etmeye çalışıyor batılı ülkeler. Çünkü hiçbir insan parasını araya vermek istemez. Bu kadar açıktır. 1881 tarihinde Mühendishane'de Mümtaz sınıfı adı altında yeni bir sınıf teşkil ediliyor. Darülfünun Sultani Turuku Muhayir Mektebi'nin faaliyetlerine son veriyor ve son faaliyetlerine son veriliyor ve bu kurum kapatılıyor. Orman ve maden mekteplerinin birleştirilmesi. Değerli dostlarım, Osmanlı Devleti'nde şöyle bir durum var. Osmanlı Devleti'nde tıpkı günümüzdeki meslek liselerinde olduğu gibi Osmanlı döneminde de meslek lisesi tabi direkt meslek lisesi adına geçmese de meslek edindirme liseleri bulunuyor değerli dostlarım. Ve bölgesel bir şey bu. Yani mesela Karadeniz'de mesela ne var? Orman var. O zaman Karadeniz'de kereste. Ya da ormancılık şeyini açalım. Onun gibi düşünün. Mesela Akdeniz'de ne var mesela? Pamuk. O zaman mesela Adana'ya Pamuk Lisesi'ni açalım. Mesela Edirne'de ne var? Ayçiçeği. O zaman Edirne'ye Ayçiçeği Lisesi'ni açalım. Ki insanlara tarım öğretelim. İnsanlar da buradan meslek edinip ileride burada öğrenci mesleklerine devam ettirebilsinler amacıyla Osmanlı Devleti meslek liselerini kuruyor. Tabii ki meslek liselerinin Osmanlı Devleti'nde kurulması çok önemli bir reformdur eğitim alanındaki. Çünkü Osmanlı Devleti'nde o dönemde meslek lisesinden mezun olan bir insanın işsiz kalması gibi ya da iş bulamaması gibi bir durum yok. Çünkü orada şöyle bir ilke var değerli dostlarım. Bir insan işsiz kalsa bile öğrendiği mesleğiyle mesela örnek ben örnek veriyorum. Makine kimya bölümünde okuyorum. Makine kimya yok mesela. O zaman ne diyelim örnek? Orman ve Maden Üniversitesi'nde okudum. Benden ormancı da olabilir, maden mühendisi de olabilir Osmanlı Devleti'nde. Ve burada Osmanlı Devleti hem nitelikli bir eğitim verirken, nitelikli eğitim verirken hem de kendi vatandaşlarının, kendi insanlarının işsiz kalmasının önüne geçmiş oluyor değerli dostlarım. Tabii ki iki önceliği var bunun. Birincisi nitelikli eğitim veriliyor. İkincisi burada mezun olan insanların işsiz kalmalarının önüne geçilmiş oluyor ve işsizlik artmıyor. Değerli dostlar tabii ki bu çok köklü bir gelişme ve bu gelişmeyi ilerleyen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e devam ettiriyor. Ve Hasan Ali Yücel'in köy enstitülerini kurmasıyla köy okulları kuruluyor. Daha sonraki yıllarda öğretmenlik okulları kuruluyor. Direkt oradan mezun olduğun zaman öğretmen oluyorsun. Daha sonraki yıllarda, devam eden yıllarda, özellikle 1960 ve 1980'den sonraki yıllarda artık Türkiye Cumhuriyeti'nde meslek liselerinin sayısı hızla artıyor. O Türkiye Cumhuriyeti'nin meslek lisesi adıyla kurulan lisesi 1960 yılında kuruluyor ve İstanbul'da kuruluyor. Meslek lisesinin ilgin atılması ise 1980'den sonra gerçekleşiyor değerli dostlarım. Özellikle de Turgut Özal meslek edindirme kurslarının artması için çok büyük çabaları ortaya koyan bir insandır. Ve bu dönemde Türkiye siyasetindeki Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit'in bu alanda ayrı ayrı çok büyük gayretleri vardır. Değerli dostlarım. Yani meslek edindirme kurslarının da kökeni Osmanlı'da böyleydi. Günümüzde geldiğimizde meslek edindirme kursları artık her mahalle, her ilçede bulunan bir lisedir değerli dostlarım.
artık lise eğitiminde eğitim vermektedirler. Değerli dostlarım. 1882 tarihinde Tunus Fransızlar tarafından işgal ediliyor. Değerli dostlarım. Fransa şunu istiyor. İngiltere ile rekabet etmek istiyor. İngiltere Fransa rekabeti var bu dönemde. Ve İngiltere bakmış mesela gitmiş yani daha doğrusu bir şey var. İngiltere ve Fransa bu dönemde birbirleriyle çok sık rekabet eden iki devlet. İkisinin de amacı sömürge imparatorlukları kurmak. İngiltere bu dönemde dünyanın bir numaralı sömürge imparatorluğu. Fransa bakıyor ki İngiltere'den geri kalıyor. İngiltere'den geri kaldığını gördüğü için ya doğuya gidecek, Hindistan'ı falan filan sömürgeleştirecek. Ya da Osmanlı Devleti, o dönemde zayıf olduğu için Osmanlı Devleti'ni sömürgeleştirecek. Ama şöyle bir şey var. İngiltere Hindistan'a kadar yayıldığı için o dönemde bunu yapamıyor. Ve maliyetini de kaldıramıyor. Bunun yerine Osmanlı Devleti'ni sömürgeleştirmek istiyor. Osmanlı Devleti'ni sömürgeleştirebilmek için de doğrudan Osmanlı Devleti'ne saldırmak yerine Osmanlı Devleti'nin kendisinden çok uzakta olan kıyı bir Akdeniz'e kıyısı olan, kendisinden çok uzakta olan bir eyaletine, Tunus eyaletine işgal ediyor. Peki neden Osmanlı'ya doğrudan saldırmıyor? Çünkü Osmanlı'ya doğrudan saldırsa dönemin büyük güçleri İngiltere ve Rusya, Fransa'ya müdahale eder ve bu Osmanlı işgal girişimi başlamadan sona ererdi. Peki bunun nedeni neydi? Bunun nedeni de Osmanlı'nın zayıf kalması ve Osmanlı Devleti'ni başka bir devletin işgal etmesini önleyerek o devletin güçlenmesini önlemekti. Değerli dostlarım. Yani kimse Osmanlı Devleti'ni Osmanlı'yı korumuyordu. Sadece Osmanlı zayıftı. Osmanlı'nın yerini alacak devleti çok güçlenecek diye o yüzden Osmanlı'yı koruyorlardı. Bunu da böyle bilmekte fayda var. Yani Osmanlı Devleti Tunus'u kaybediyor. Ve Tunus'un kaybı Osmanlı Devleti'nin de şunu beraberine getiriyor. Artık Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da Trablusgarp kıtasında hiçbir toprağı olmuyor değerli dostlarım. Trablusgarp'ı da zaten 1. Balkan Savaşı'nın hemen ardından kaybediyoruz. Zaten Mısır'ı kaybetmiştik. Tunus gitti. Fas, Cezayir, Tunus diyoruz. Zaten Fas'ı saymayın. Geriye kaldı Cezayir. Cezayir'de zaten 1. Balkan Savaşı'nın hemen sonrasında Trablusgarp Savaşı'yla kaybediyoruz değerli dostlarım. Ve Osmanlı Devleti artık Kuzey Afrika'daki egemenliğinde neredeyse sona geliyor değerli dostlarım. Zaten bu Osmanlı'nın son dönemi olduğu için, son 40-50 yıl kaldığı için artık Osmanlı'nın böyle bir sürecin içerisinde giriyor ve yavaş yavaş Osmanlı Devleti topraklarını kaybediyor. Tunus da bunlardan biridir. Bunu böyle ele almak gerekir değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet, 1882 tarihinde 2 Ocak 1882 tarihinde Sanayi Nefise Mektebi, yani sanayi okulları kuruluyor ve Osman Hamdi Bey müdür oluyor. Değerli dostlarım, bu okulun müdürü oluyor. 1883 tarihinde Osmanlı Devlet ordusunu eğitmek amacıyla o dönemin Prusya'sı, günümüzün Almanya'sından eğitimciler, askeri heyetle beraber Osmanlı ordusuna eğitim vermek amacıyla İstanbul'a geliyorlar ve Osmanlı ordusuna eğitim vermeye başlıyorlar değerli dostlarım. Bu da neyi gösterir? Osmanlı ordusunun artık askeri alanında da Batı'dan destek alarak güçlenmeye çalıştığını gösterir. Çünkü artık Osmanlı askeri alanında da çok geri kalmaz bir devlet. Bunu da bitirebilmek için 1883 tarihinde Prusya devletinden askeri heyet istiyor ve bunlar da Osmanlı ordusunu güçlendirmeye çalışıyorlar değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte 1880-1884 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihini ele alıp elimizden geldiği dilimizin döndüğünce bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konu 1884-1891 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz önümüzdeki hafta bu 7 yılı ele alıp bu 7 yılla ilgili size ayrıntılı ve doğru bilgi vermeye elimizden geldiği dilimizin döndüğünce çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta 1884-1891 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi videosunda görüşmek üzere.
Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.